Vortex. Siyah yarım spor atletli, siyah kısa taytlı, kasklı, atletik genç bir kadın stüdyo tipi bembeyaz bir odada yalın ayak koşu bandında koşuyor. Koşu bandının sağındaki sehpada itinayla tepsiye sıralanmış süt şişeleri, solunda tüplü televizyon var. Genç kadın durup koşu bandından indi. Siyah ojeli ayaklarıyla basküle çıktı. 54 kilo olduğunu görüp hırslandı. Baskülün ayarıyla oynayıp tekrar tartıya çıktı. Bu sefer 47 kilo göründü. Sonuçtan memnun olup belindeki kılıftan telefonunu çıkardı. Klozet yan duvarın önünde, yatağı duvarın sonunda. Zemin ve duvarlar bembeyaz, eşyalar siyah beyaz. Tartının fotoğrafını çekip 5 kilo daha verdim diyerek sayfasında paylaştı. Telefonu tekrar kılıfa koydu. Açtığı televizyondaki karıncalı görüntüyü seyrederek karşısında yere oturdu. Kılıfından çıkardığı telefondan sayfaya yukarıya kaydırarak Instagram'ına bakıyor. Tepeden bağlı siyah uzun saçlarına uca kadar aralıklı siyah lastik tokalar geçirmiş. Telefonunu kılıfına koyup kalktı. Televizyonu kapatarak odadan ayrıldı. Masaya geçip tabağa düzenle sıralanmış marshmallow'a benzer 8 adet yiyecekten birini ağzına attı. Çatalını tabağının sağına bıraktı, bıçağı solda. Hepsi siyah. Odadaki eşyalar da masadakiler de çok düzenli. Tabaktakilerin hepsini bitirmiş. Hızlıca koşturup klozetin önüne çömeldi, parmağını ağzına soktu. Yediklerini çıkarıp telefonunu aldı. Sahte bir gülümsemeyle selfie çekti. Renklendirip filtrelediği fotoğrafının altına mutlu pazar sabahı yazdı. Elinde ağırlıkla mekik çekti. Boy aynasının karşısında siyah bir halatla belini ölçtü. Sonuca sinirlenip kabullenmek istemeyerek olumsuz kafa salladı. Halatı beline sardı. İki ucundan sımsıkı çekiştirdi. Derisi iyice buruştu. O halde aynaya baktı, kendinden emin gülümsüyor. Gözlerinin altına parmaklarıyla beyaz boya sürdü. Gözlerine elmacık kemiklerinin etrafını ve dudaklarını yine parmağıyla siyaha boyadı. Selfie çekti. Renklendirerek filtrelenmiş fotoğrafının altına "Makyaj yok, filtre var" yazdı. Telefondan baktığı göz makyajlarından birini kendisine siyah beyaz yaptı. Aynaya baktı. Akşam çift kişilik hazırlanmış yemek masasının fotoğrafını çekti. Masa ve üstündeki her şey fotoğrafta renklendi. Altında "En iyi arkadaşımla harika bir akşam yemeği" yazdı. Diğer tabaktaki yemekleri kendi tabağına sıyırdı. Fotoğrafta şarap olarak görünen süt kadehini yudumladı. Yatağında elinde telefonla uyuyor. Üstündeki kıyafetler aynı, telefon ışığı yüzüne vuruyor. Sabah olunca gözlerini yavaş yavaş açtı. İlk iş alelacele panikle telefonuna baktı. Aniden doğrulup televizyonun teyp kısmına bir kaset koydu. Düğmesine bastı, teybin kaset çalarını telefonundan videoya çekiyor. Paylaştığı görüntüsünün üstüne "Müziksiz asla" yazıyor. Küçümser bir tebessümle teybi kapatıp gitti. Dört duvar arasındaki kısır döngü baştan başladı. Her şey aynı rutinde devam ediyor. Sporunu yaptı, belini ölçtü. Koşu bandında çıldırmışçasına koşarken diğer silik görüntüsünde ayna karşısında siyah beyaz makyajını yapıyor. Silik görüntüleri aynı anda iç içe. Bitkin düşüp koşu bandının dibine yığılmış, koşu bandına uzanmış kolunu kendisine çekerken tırnaklarını banta geçirmiş. Yerde hareketsiz yatıyor, telefonu elinde. Yüzü ve tüm çıplak yerleri rastgele siyahla beyaza boyanmış. Göz çevresi ve dudakları siyah. Hırsla ağlayarak halatı beline sarıp var gücüyle çekiştirdiği anlar. Yerde kan toplanmış gözlerini takatsiz açtı. Telefonunu kaldırdı. Ekran siyah. Eli telefonun üstünde. Başını yerden hafifçe kaldırdı. Bitkin bir halde odaya göz gezdirirken bir araya toplanmış farklı ağırlıklara, koşu bandına, sehpadaki tamamı içilmiş sütlere, üstüne süt şişesi devrilmiş basküle baktı. Ellerinden destek alarak kaslı bedeniyle yavaşça yerden kalktı. Perişan bir halde zar zor boy aynasının karşısına yürüdü. Beti benze atmış, dudakları sarkmış, göz kapakları ağırlaşmış. Aynadaki yansımasında fotoğrafta gibi şimdiki halinin tam tersi çok iyi duruyor. Yansımasındaki cildi parlak, siyah göz makyajı ve bordo görünen ruju çok düzgün. Nemli durgun gözlerle aynadaki yansımasına baktı. Bitkin bir halde selfie çekiyor. Engelli erişimi www.sepeder.org. Oyuncu Melis Ulaş, yapımcı Banu Işık, Cüneyt Işık, yönetmen senaryo Cüneyt Işık.